Kemal'in kızı, kulak kulluk etmez özü. Gülecek Gebze'nin yüzü, geliyor Serap Çakır. Sanki boşaltalım hiç söyle bir karar verdim. Emzemiz cennet. Gelenekten geliyor Serap Çakır. O bir gösteri. İşimizden biri. Tüm spartımızı sizlerle birlikte bugün burada vermiş oluyorum. Hepimize hayırlı uğurlu olsun inşallah. Keyif yapmak yerine bugün burada benim yanımda olmayı tercih ettiğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Sağ olun, var olun. Serüven diyorum çünkü ben de sizler gibi 3 ay öncesine kadar sade bir vatandaştım. Aktif siyasette ilk defa yer alıyorum. Yoğun kamuoyu baskısı, ismim ortaya çıktıktan sonra yoğun bir kamuoyu baskısı vardı. Herkesin benden bir adaylık beklentisi vardı. Bunlara kayıtsız kalmayarak cuma günü gittim ve resmi olarak bağımsız adaylık başvurumu yaptım. Ve şu an karşınızda bağımsız Gebze Belediye Başkan adayı olarak... etmeye varım diye yola çıktım size. Şimdi biraz Gebze'nin sorunlarından bahsedelim. Ben Gebze'de doğup büyüyüp yaşayan bir kişi olarak sizler kadar Gebze'nin sorunlarına hakimim. Tek tek saymak uzun olacak fakat en önemli sorunlar en başında maalesef mülkiyet sorunları var. İnşallah göreve geldiğimizde ilk işimiz Hürriyet ve Yavuz Selim, bir de Ulus Mahallesi'nin bir kısmını kapsıyor sanırım. Sıkıntılar var. Bunlara kesinlikle çözüm üreteceğiz ve vatandaşlarımıza rahat bir nefes aldıracağız. Buna şüpheniz olmasın. İnşallah. Ciddi bir trafik sorunu var. Maalesef Gebze'de bunlar çözülmesi gereken sıkıntılar. Sosyal ve kültürel alan sıkıntısı, yeşil alan yok denecek kadar azaldı. Çarpık yapılaşma, bu meydanda bile maalesef çok kötü şeyler duyuyoruz. Bunlar ortadan kaldırılması lazım. Burada bayan arkadaşlarımız var. Onlar da benim kadar bilir ki Gebze'de bayan olmak çok zor bir şey. Bayan olarak Gebze'de yaşamak çok zor bir şey. Ve kendimize ait hiçbir şey bulamadık, bulamıyoruz. İnşallah bunlara son vereceğiz. Bütün herkes mutlu, huzurlu bir şekilde kendine ait bir şeyleri bulabilecek Gebze'de. En az sorumlu bir ilçe haline getirmek için çabalayacağım. Çünkü siz eğer beni seçerseniz bana o görevi vermek için seçmiş oluyorsunuz. Oturmam için değil, çalışmamız lazım. Ne gerekiyorsa yapmamız lazım. Şeffaf ve üretken belediyecilik anlayışı hakim olacak. Hesabını veremeyeceğimiz hiçbir işimiz olmayacak. Bütün her şeyimiz açık ve net, objektif bir şekilde sürdürülecek. Üretime destek sağlayacağız, istihdamlar sağlayacağız. Bunun gibi herkesin diyorum ya, ben şöyle bir baktığım zaman genel bir mutsuzluk, moral bozukluğu görüyorum herkeste. Maalesef. Bu yaşadığımız yerden de kaynaklanıyor. Araştırma verilerine göre, iyi dinleyin burayı. Biliyorsunuz dünyada herkesçe bilinen çok güçlü ülkeler var, şehirler var. New York, Moskova, Oslo, Viyana, Zürih gibi şehirler dünyaca tanınan, yaşam kalitesi en yüksek ve ülkelerini dünya ekonomisinde önlere çıkaran güce sahip şehirlerdir. Fakat bu şehirlerden çok azı ülke ekonomisine Gebze bölgesinin yaptığı gibi %13 değerinde katkı yapmaktadır. Fakat bu veri bile Gebze'nin Türkiye için hayati önemini vurgulayan
ve dünya çapında ekonomisi en güçlü birkaç şehir arasında sayılmasını sağlayan verilerdir. Böylesine güçlü bir ekonomiye sahip bir ilçede ne yapılabilir diye düşünmek bile gereksiz olur. Ne istersek yapılır. Sonuç olarak ekonomi, politik güç, yaşam kalitesi, küresel rekabet gücü incelendiğinde Gebze ile rekabet edebilecek şehir sayısı dünyada bile çok azdır. Bu nedenle bizler Gebze paydaşları olarak üreten ve ürettiğiyle büyüyen bir Türkiye hedefine ulaşabilmek için Gebze'yi üretim şehri modeli üzerinde geliştirmek için çaba göstererek hem Gebze'ye hem de ülke ekonomisine en büyük katkıyı sunacağız. Daha yaşanılır bir Gebze olması için tek ihtiyacımız olan seçimi kazanmak. Mutlu bir yer olarak, yaşanılan bir yer olarak tercih etmesini sağlayacak bir konuma getireceğiz. Modern ve daha yaşanılır bir Gebze sizin elinizde. Neden sizin elinizde? Çünkü sizin seçimleriniz sizin kaderinizi belirliyor. Doğru tercih mutluluk getirir. Bunları ayrıntılarıyla uzun uzun hep birlikte oturup konuşacağız. Birebir sizlere anlatacağım. 15 Temmuz Milli İrade Meydanı'nda vermiş bulunmaktayız. İnşallah 31 Mart gecesi zafer konuşmamızı yapmak üzere buluşmak dileğiyle. Hoşça kalın, dostça kalın. Sağ olun.